Herkese merhabalar. 8. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılıya hazırlanacağız. Sizinle beraber muhteşem bir şekilde, harika bir şekilde, tam müfredata uygun bir şekilde hazırlık yapacağız ve yazılı provamız var. Bugünkü dersimizde sizinle beraber ilk başta bilmemiz gerekenleri bir tekrar edeceğiz. Çok hızlı, süper hızlı, jet hızlı olacak ve ardından bu işte EBOB ekokları, ondan sonra çarpan katlar, çarpanları ayırma, aynı zamanda üstsüz sayılar konusunu tekrar edeceğiz. Üstsüz sayılardan sonra bir de köklü sayılara bakmıştık. Kareköklü ifadeler tabii ki. Onlara da birazcık bakıp hemen arkasından sınavda çıkabilecek tarzda sorulara geleceğiz sizinle beraber. Sınav sorularına geleceğiz ve bunları yaptıktan sonra zaten sınavımıza muhteşem bir şekilde hazırlık yapmış olacağız. Bu arada sınıf anahtarı olan arkadaşlarımız mutlaka sınıf anahtarındaki yazılı provaları da izlesinler ve geçen seneki yazılı provalarımız da aslında şu anda geçerli hala. Onların da playlistlerini yaptık. YouTube'da duruyor. Onları da izleyebilirsiniz. Yani ekstra ne kadar çok yazılı provası izlerseniz o kadar çok başarıya kavuşursunuz diyoruz. Hadi bakalım o zaman sınavda çıkabilecek sorulardan önce hemen bilmemiz gerekenleri hızlı bir tekrar, jet hızlı tekrar yapalım. Çarpanlarla katlarla zaten ilk ünitemizde hemen başlıyoruz. 50'nin çarpanları 1 kere 50, 2 kere 25, 5 kere 10. Başka bir şey olmuyor zaten. 3 kere 4 kere 5 kere 6 kere 7 kere 8 kere olmuyor. Dolayısıyla 5 kere 10 da bitiyor ve bunlar çarpanları diyorduk. 1, 2, 5, 10, 25 ve 50 bunun çarpanları diye. Pozitif çarpanlarıydı, unutmayalım bunların. Peki doğal sayı çarpanlarıydı, unutmayalım. Peki bir de şöyle bir yöntem vardı. Asal çarpanları ayırma yöntemi. Ağaç yöntemi vardı. 18 2 kere 9'lu, bu bir asal sayı, dikkat edelim. 9 3 kere 3'tü, bunlar da asal sayı ve asal çarpanları 2 ve 3 demiştik. Ama biz bu 18'i şöyle yazabiliyorduk. 18 eşittir 2'nin birinci kuvveti çarpı 3'ün ikinci kuvveti, çünkü 2 tane 3 var sondaki dallarda, ona dikkat edeceğiz. Geldik peki. Asal çarpan algoritması neydi? 75'i 3'e böldük 25. 3'e böldük 25. 25'i 5'e böldük 5. 5'e 5'e böldük 1. Burada 1 kalınca olay bitmişti. Tabii ki ilk başta neyden başlamak zorundaydık? 2, 3, 5 ile gitmek zorundaydık. 2 yoksa eğer 3'e geçecektik. 3 yoksa 5. 5 yoksa da artık 7'ye geçecektik. Asal çarpanlarını yazdıktan sonra bunun asal çarpanları 3 ve 5 olduğunu biliyoruz. Bunlar zaten çok hızlı geçiyorum bunları. Bu o zaman 3'ün birinci kuvveti bir tane 3 olduğu için, 5'in ikinci kuvveti iki tane 5 olduğu için diyoruz. Ve 75'i bu şekilde gösteriyoruz. Geldik hemen çarpanlar katlarda EBOB ekok nasıl bulunuyordu? Hemen 8 ile 12'nin EBOB'unu bulmak için şimdi 2'ye böldüm 4 6 oldu. 2'ye böldüm 2 3 oldu. 2'ye böldüm ama bu sadece bölündü. Bu bölünmedi. O yüzden bunlara yıldız koymuşken, yani yuvarlak içine almışken bunları almıyorum. 3'e böldüm 1 kaldı. Son durumda yuvarlak içine aldıklarım, yıldız koyduklarımı çarptığımda 2'nin karesi, yani 2 tane 2 var. Bu EBOB oluyor. Yani 4'tür EBOB'u diyebilirim bunları. Peki bunların hepsini çarptığım zaman 2 kere 2 4 4 2 8 8 kere 3 24 de bunların ekoku oluyor diyebiliriz. Bu da bunların hepsini çarpı 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 ediyordu diyoruz. Geldik hemen EBOB ekokun çarpımının sayıların çarpımı olduğunu bilmemiz. Sınavda zor soru çıkarsa, yani zoru çıkarsa bu soru gelebilir ama unutmayalım diyoruz. Peki aralarında asal sayılar nelerdi? Mesela 25 ile 9 aralarında asaldı. Unutmayalım, aralarında asal sayılar asal olmak zorunda değil. Asal da olabiliyor bu arada. Ama asal olmak zorunda değil. Yani 25 asal bir sayı değil. 9 da asal sayı değil. Ama hiçbir ortak böleni olmadığı için birden başka bunlar aralarında asal sayılardı. Ve aralarında asal sayıların EBOB'u 1'di. Unutmayalım, bu zor sorularda yine çıkabilecek bir özellik. Ekoku ise sayıların çarpımının kendisiydi. Hatta buraya sayıların çarpımı yazıyorum. Daha aklımızda kalsın diye. Unutmayalım, EBOB ekok problemleri sınavda %100 gelir ve bilmemiz gereken önemli şey, eğer bir şeyi küçük parçalara, bunu yanlış, pardon, bunu doğru yazmışım, doğru. Küçük parçalara ayırmak istiyorsak, yani büyük bir parçayı küçük parçalara ama eş parçalara, unutmayalım, eş parçalara ayırmak istiyorsak en büyük ortak böleni kullanacaktık. Eğer küçük parçalardan bir şeyi büyük bir şey oluşturmak istiyorsak ekoku kullanacaktık. Yani katını alacaktık. Mesela nöbet soruları, şerli, erli, merli soruları hep ekoktur. EBOB'da ise şuna dikkat edelim. Büyük bir çuvalı küçük küçük paketlere bölme soruları ki sınavlarda bunları çok sever hocalarımız diyoruz. Ve geldik üslü ifadelerde bilmemiz gerekenlere. Üslü ifadelerde zaten genel kurallar, sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. Sayının birin herhangi bir sayı kuvveti yine birdir. Bunlar genel kurallardı. Negatif bir sayının çift kuvvetleri pozitiftir. Negatif sayının tek kuvvetleri negatiftir. Bunu da hatırlamamız gerekiyor. Hemen eksi 2'nin 4. kuvvetinin artı 16 olması gibi. Eksi 2'nin 3. kuvvetinin eksi 8 olması gibi. Sayının eksi 1. kuvveti de 1 bölü sayı üzeri 1 şeklinde geliyor. Veya 3'ün mesela eksi 2. kuvveti 1 bölü 3'ün karesi haline geliyor. Aman dikkat edelim. Sayının altında görünmez bir vardı, tepe taklak oluyor. Yani 1 bölü 3 üzeri 2 haline geliyor diyoruz. Eğer çarpma yapıyorsak üstler toplanır ilkemiz vardı. Çarpma yapıyorsak üstler toplanırsa, bölme yapıyorsak da tabanlar aynıysa tabii ki. Mesela a üzeri x, a üzeri y'nin çarpımı a üzeri x artı y'dir. A üzeri x, a üzeri y'nin bölümü tabanlar aynı olduğu zaman üstler çıkarılır ilkesi vardı. Çok önemli, çok önemli, çok önemli. Geldik. Eğer üstler aynıysa tabanlar çarpılır ilkesi vardı. Üstler aynıysa tabanlar bölünür ilkesi var, bölmede de diyoruz. Bunlar basit kurallar ama genellikle bunları sorarlar hocalarımız. Yani bu ikincisinden ziyade bunları sorarlar hocalarımız. Bu üstün üstü kuralı da şunu bilmemiz gerekiyor. A üzeri x var, üzerinde y var. Bu ikisi çarpılıyor. 2 üzeri. Mesela bak 8 üzeri 5 verecek bize. Diyeceğiz ki 8 aslında 2'nin kübüdür diyeceğiz. Ve 2'nin kübü olan 8 aslında bunun üzerinde 5 olduğu için 2 üzeri 3 üzeri 5 diyeceğiz. 2 üzeri 15 çıkacak cevabımız diyoruz. Üstü çözümlemede bilmemiz gereken en önemli şeyden bir tanesi de 7,62'de bak bu şu 10 üzeri sıfırlar basamağı yani birler basamağı. Bu 10 üzeri eksi birler basamağı. Virgülün hemen sağ 10 üzeri eksi birler basamağı. Virgül, onun yanındaki 10 üzeri eksi 2. Onun yanındaki 10 üzeri eksi 3 diye devam eder. Bununla bunu çarparsın bitti. Bununla bunu çarparsın bitti. Bununla bunu çarparsın bitti ve bunları toplarsın. İşte çözümleme bu şekilde yapılıyor. Zaten içeride çok güzel sorular çözeceğiz. Bilimsel gösterimde de bilmemiz gereken şey tabii ki çok büyük çok küçük sayılar var. İçeride soruları var hiç merak etmeyin. Ama bilimsel gösterimde yapmamız gereken şey eğer a çarpı 10 üzeri n şeklinde bir sayı yazılıyor ve a dediğimiz sayı 1 ile 10 arasında olacaksa ve onun da mesela 3 çarpı 10 üzeri eksi 8 mesela. Al işte bu bilimsel gösterimdir. Ama 32 çarpı 10 üzeri 7 bir bilimsel gösterim değildir. Çünkü bu sayının 1 ile 10 arasında olması gerekiyor. Aman dikkat edelim diyoruz. Geldik tabii kareköklü ifadelere. Burada en önemli şeylerden bir tanesi al budur işte. Yani tam kare sayılar acayip çok önemli. Lütfen bunları odanıza tablonuza asın. Bu zaten bütün 8. sınıfta karşımıza tak gelecek. Her bir ünitede olasılıkta gelecek, üçgenlerde gelecek. O kadar önemli ki. Peki bunu bildikten sonra neydi? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144. Buralar birazcık karışık. 169, 196. 196 14'ün karesi. 4 kere 4, 16'nın aklımıza getirebiliriz. Sonu 6 bak. 15'in karesi 5 kere 5, 25. Sonu 5 bak. 256, 289, 324, 361 ve 400. Bu ilk 20'ye kadar olanları mutlaka bilelim diyoruz. Ve 1, 4, 9, 16 bunlara tam kare ifadeler diyoruz. Sınavlara çok çıkar. Peki geldik hangi iki tam sayı arasındadır? Mesela kök 5 hangi iki tam sayı arasındadır? Ya bu 2 dediğimiz şey karekök 4 değil mi? Çünkü bir sayının karekökünün dışına çıkabilmesi için sen hangi şeyin karesisin diye soru sorulması gerekiyor. 2 sen neyin kare... Pardon karekök 4'te neydi? Karekök 4 2 idi. Karekök mesela 169 13'ün karesi olduğu için 169 13'tü. Yani 169 sen neyin karesin diye soruyorduk. O zaman diyoruz ki bu karekök 4'tür. Bu da karekök 9'dur. O zaman karekök 5 dediğimiz sayı aslında karekök 4 ile karekök 9 arasında olduğu için ve dikkat et karekök 5 karekök 4'e daha yakın olduğu için 2 ile 3 arasında ama 2'ye daha yakın diyoruz. O zaman şöyle gösterebiliriz bunu ama 2'ye daha yakın diyoruz. Mesela karekök 13'e baktığımız zamansa ya bu karekök 16 değil mi Allah'ını seversen 4 dediğimiz sayı ve dolayısıyla karekök 9 ile karekök 16 arasında yani bu arkadaşımız 3 ile 4 arasında ama 4'e daha yakın çünkü 16'ya daha yakın 13 diyoruz. Peki a kök b gösterimi bu da acayip önemli. Mesela karekök 20 yazdım. Bu aslında 4 kere 5'tir ve 4 dediğimiz şey aslında 2'nin karesi olduğu için dışarıya 2 diye çıkar bu 2 kök 5'tir. İşte bunu anlatmaya çalışıyor. Peki bunun tam tersini de yapıyoruz. Bu da önemli. Kıl sorularda sıralama sorularına çıkar. Mesela adam bize 3 kök 7 der. De ki ne yapacaksın kardeşim? Sırala bunu der. Nasıl sıralayacağım bunların bir tanesi kökün içinde bir tanesi kökün dışında? Acayip muallak bir sayı. İşte bunu içeriye sokmak gerekiyor. İçeriye sokarken karesini alıyorsun. Dikkat et. 3'ün karesi kaçtı? 9'dur. 7 zaten içeride vardı ve bunları çarpıyorsun. Dikkat et. O zaman 9 kere 7 karekök 63'tür. Al sana o zaman dese ki de mesela 8 mi büyük, bu mu daha büyük? 8 mi büyük, bu mu daha büyük? Sınavda soru bundan gelir. Çok sever hocalarımız bunları sormayı. O zaman 8 mi büyük mü? 8 dediğimiz şey karekök 64'tü. O zaman hangisi daha büyük? O zaman 8 daha büyük. Çünkü karekök 64 karekök 60'tan daha büyüktür diyeceğiz. Bunları aklımıza getireceğiz sınavda. Peki bundan sonrası, yani bu maddeden sonrası bazı okullarda işlendi, bazı okullarda işlenmedi. Dolayısıyla zaten sınavda soruları da, yazılı provasındaki sorularımızı da sonlara doğru koyduk bunları. Çünkü bazı okullar öne geçti. Tabii bazı okullarımızın sınavları bir de ara tatilinden sonra olacak. Dolayısıyla köklü sayılarda işlemler de burada gelecek. Onları da göstereyim hızlı bir şekilde. 3 kök 2 ile 5 kök 3 çarpacağız. 3 ile 5'i çarpacağız. Yani normal sayıyla normal sayı çarpacağız. Köklü sayıyla köklü sayı çarpacağız. 2 kere 3'ü çarpacağız. 3 kere 5 15, kök 2 çarpı kök 3, kök 6. Bitti, bu kadar. Mesela normal sayıyı normal sayıya bölüyoruz. Kök 12, 12'yi 6'ya bölüyoruz 2. Köklü sayıyı da köklü sayıya bölüyoruz. Karekök 6'yı karekök 2'ye böldük. Karekök 3 çıktı. Dolayısıyla 2 kök 3 şeklinde okuyabiliriz bunu. Veya 2 karekök 3 diye şeklinde okuyabilirsin. Ben hızlı olsun diye, pratik olsun diye 2 kök 3 diye okuyorum. Geldik mesela 4 kök 3'te 6 kök 3 eksik kök 3. Bu ne ya? Toplama çıkarma. Burada da yapmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi ne biliyor musun? Aslında elma armut metodu. Şu bir elma olarak düşünürsek. Şu da başka bir elma. 4 elma var burada. 6 elma daha 10 elma. Peki bu ne? Aa, ne bileyim ya diyeceksin. Bunun başında görünmez bir 1 vardır. Unutma. Kök 3 demek. Bakın burası çok önemli. Kök 3 demek 1 çarpı kök 3 demek. Yani 1 kök 3 demek. Yani kök 3 demek aslında. Dolayısıyla o zaman diyorum ki burada da bir tane elmamız var. O zaman 10 elma bir elma çıkartırsa 9 elma çıkar sonuç. Burada da şeyler var. Ondalık karekökler var. Bu artık çok farklı, çok bayağı sağlam okullarda, yani bayağı ileriye giden okullarda, sağlam ilerlemiş okullarda yapılıyor. Çok bence çıkmaz sınavda ama yine de göstereyim. 1,21. Bak, bu sayının karekökünü bulmak istiyorsak onda birler, yüzde birler basamağı olduğunu görerekten de bunu 121 bölü 100 diye yazarız. 121 aslında 11'in karesidir. Yüzde 10'un karesidir. Çat diye 11 bölü 10 diye çıkıyor karekökün dışına. O zaman 1/10 şeklinde de bu yazılıyor. Zaten bunun yazılımı bu şekilde diyoruz. Bir de irrasyonel sayılar var. İrrasyonel sayılar dediğimiz şeyler, irrasyoneli şöyle gösteriyoruz. Q'nun üzerine böyle bir çentik koyuyoruz. Kök 2, kök 3 ve pi sayısı irrasyoneldir diyoruz. Ve kareköklü ifadenin sonuna kadar gelmiş olduk. Hadi bakalım artık sınavımız başlasın. Aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Yaptım hemen. 48 sayısının doğal sayı çarpanları bulunacak. Böyle bir soru. Basit bir soru ama yine de bilmemiz gerekiyor. 48'i diyorum ki ya 1 kere 48 olabilir. 2 kere 24 olabilir. 3 kere 16 olabilir. 4 kere 12 olabilir. Bunları teker teker yazıyorum. Devam ediyorum. Buraya devam ediyorum artık. 5 kere olmaz. 6 kere 8 olur. Buraya da bitti zaten. 6 kere 8 olur. Başka da bir şey olmaz. 5 kere olmayacağı için 6 kere 7 kere olmaz. Zaten 8 kere de tekrar başlıyor. O zaman diyorum ki doğal sayı çarpanları 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 ve 48'dir. Unutmayalım, 1 ve kendisi mutlaka var. 150 sayısını bölme algoritmasını kullanarak asal çarpanları çarpımı şeklinde yazınız demiş. Burada da hemen zaten bunlar çok basit sorular koyarlar sınavda. Mesela 2'ye böldük 75, 3'e böldük 25. 5'e böldük 5. 5'e böldük 1. Tamam, o zaman bitti. O zaman bak şöyle yazıyorum. Aman dikkat edin. Lütfen dikkat edin. Bir tane 2 olduğu için 2'nin üzerine 1 yazdım. Bir tane 3 olduğu için 3'ün üzerine 1 yazdım. 2 tane 5 olduğu için 5'in üzerine 2 yazdım. İşte bu şekilde asal çarpanların çarpımı şeklinde yazınız, bu demek. Ve bunun asal çarpanları nedir diye sorsa 2, 3 ve 5'tir diye ayrı bir cevap vermeniz gerekir. Aman dikkat edin. Geldik a bölü 18 ve a bölü 12 ifadeleri birer doğal sayıdır. Bak, birazcık kıl bir soruya geldik. A sayısı 50'den büyük, 100'den küçük olduğuna göre demiş. Önemli ve gerçekten hassas bir soru. A sayısının çarpanını bulunuz demiş. Ya şimdi burada dikkat edelim. A sayısını 18'e bölmüşüz. A sayısını 12'ye bölmüşüz ve doğal sayı çıkmış. O zaman demek ki A sayısı 18'e tam bölünebilen bir sayı. Yani A sayısı tam bölünebilsin ki sonuç bir doğal sayı çıksın. Eğer tam bölünemeseydi virgüllü sayı çıkardı. Yani ondalık bir sayı çıkardı. O zaman diyorum ki bu bir doğal sayı olabilmesi için bunun tam bölünmesi gerekiyor. O zaman A'nın, hemen yazıyorum, A'nın 18'in katı olması gerekiyor. Ha, bunu yazdım. Bir de burası da doğal sayı çıkacakmış. O zaman A'nın 12'nin katı olması gerekiyor. Bak 18'in de katı olacak, 12'nin de katı olacak. Öyle bir sayı nereden bulabiliriz? Ve diyor ki bize oğluna göre, küçük oğluna göre falan filan. Burada o zaman ikisinin de ortak katı olmak zorunda değil mi bu arkadaşımızın? O zaman hadi bakalım en küçük ortak kattan bulalım. O zaman 18 ile 12'nin en küçük ortak katını bulabilmek için bölmeye başlıyorum. 2'ye böldüm 9, 6. 2'ye böldüm 9, 3. Bunu yıldız yuvarlak koymama gerek yok. Çünkü EBOB sorsaydı ben yıldız yuvarlak koyardım. Ama bana yani daha doğrusu bulmam gereken şeyin ekok olduğunu anladıktan sonra artık yıldız yuvarlak koymuyorum. Çünkü hepsini çarpacağım bulduğum şeyleri. 3'e böldüm. 3 kaldı. 3 çıktı. 1 kaldı. 3'e böldüm. 1 çıktı. Sonuçta bak dikkat et. Bunların hepsini çarpıyorum. 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi. 2'nin karesi 4'tür. 3'ün karesi 9'dur. 36. Bunların nesidir aslında? Bunların ekokudur. Ama dikkat edelim. A sayısı 36 olabilir. Bak bunu buna 36'ya bölsek 2 çıkar. Bunu buna bölsek 3 çıkar. Süper. Bir doğal sayı çıktı. Süper. Ama 50'den büyük ve 100'den küçük olduğuna göre gibi bir ne vermiş? Buna ben sınavlarda da çok çıkar. Bu ön koşul diyorum. Ön koşul verdiyse ona göre dikkat edeceğim. 36'nın bu sefer katlarına bakacağım. 36'yı 2 ile çarpayım 72 olabilir. 36'yı 3 ile çarpayım 108 olabilir. 36'yı 4 ile çarpayım 144 olabilir falan filan. Ama demiş ki bak 50'den büyük 100'den küçük. O zaman buna uyan hangisi? Cevabımızın 72 olduğunu söyleyebiliriz. O zaman A sayımız 72. Ne demiş bize? A sayısının çarpanlarını buluruz demiş. Bak adam bitirmiyor ki soruyu ya. Allah Allah. 72'nin o zaman çarpanlarını bulalım. Hadi bakalım. 1 kere 72. 2 kere 36. 3 kere 24. Aynı zamanda devam ediyorum. 4 kere 18. 6 kere kaç çıkar? 6 kere 12. 7 kere olmuyor. 8 kere 9. Bitti o kadar zaten. Bütün çarpanlarını hemen yazmak istiyorum sana. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12. Bazen aynı çarpan çıkabiliyor. O zaman tek bir kere yazman gerekiyor. Dikkat edelim. 18, 24, 36 ve kendisi 72'dir. Çarpanları diyebiliriz. Gerçekten uzun bir soruydu. Yeni nesil beceri temelli sorulara da benzer. Geldik adım aralığı 16 santimetre olan Ayşe ile adım aralığı 20 santimetre olan Rıdvan doğrusal bir yolu tam adım atarak bitirebilmektedirler demiş. Tamam, çok önemli bir enteresan bir bilgi. Tamam, o zaman adım aralığı 16 santimetre. O zaman bu arkadaşımız 16 santimetreymiş. Bu arkadaşımız da 20 santimetreymiş. Bir adımları bunların. Tamam, Rıdvan doğrusal bir yolu tam adım atarak o zaman... Demek ki yarım adım atmıyorlar. Demek ki bu yol, yani buradan buraya kadar olan yol aslında hem 16 santimetrenin hem de 20 santimetrenin bir katı olacak. Dikkat edelim. Acayip dikkat edelim. Zaten hem LGS sınavında da hem okul sınavlarında da ekok sormayı çok severler. Yani hem 16'nın hem 20'nin bir katı olan bir uzunluk bulmaya çalışıyoruz ya. O zaman diyeceğim ki 16 ile 20'nin ekokunu bir bulalım bakalım seninle beraber. Hadi bakalım. 16, 20. Hemen bulalım. Hop, çizdim çizgiyi. 2'ye böldüm. 8, 10. 2'ye böldüm. 4, 5. 2'ye böldüm. 2, 5. 2'ye böldüm. 1, 5. 5'e böldüm. 1, bitti bu kadar. Dolayısıyla bunların ekoku bu çarpı bu. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 2, 16. 16 kere 5, 80. O zaman bunların ekoku 80 çıktı. Aman dikkat et. Ön koşulu unutma. Uzunluğu 200 santimetreden fazla olan bu yol demiş. O zaman bizim 80 santimetre gümbürtüye gidiyor. 80 santimetreyi genişletmemiz, katlamamız gerekiyor. 80'in 2 katı desem 160 olur. Olmadı. 80'in 3 katı desem 240 olur. Ah işte buldu. Ayşe Rıdvan'ın attığı adım sayısı. O zaman bak, en az dediğine göre 240'ı seçeyim. Çünkü 80'in 4 katı dersem 320'ye falan çıkıyor. 200 santimetreden fazla dediğine göre, en azına olduğuna göre 240'a alayım yeter bana. 320, ondan sonra 400 falan filan böyle gider. Gerek yok. 240'ta kaldık. Sonrasında o zaman yolumuz 240 santimetre diyebiliriz. Ama bize ne sormuş? Daha bitmemiş. Tam bir yeni nesil beceri temelli soru. Adam bize demiş ki 16 bak Ayşe ile Rıdvan'ın attığı adım sayıları arasındaki fark en az kaç olabilir demiş. Bunu attığı adım sayısını bulabiliriz. Şimdi yol 240 ise 240'ı ben 16 santimetreye bölersem Ayşe'nin attığı adım sayısını bulurum. Bir kere 16 hop 8, 80'in içinde 5 kere var. 15 adım atmıştır diyorum. Kim? Ayşe. Hemen geldik farklı bir renk ile. Geldik neye yazalım? Bu sefer de Rıdvan'ın attığına bakalım. 240 yoldu. 20'ye böldüm. Zaten 12 kere. 12 adım da Rıdvan'ın attığı adım sayısı. Bize sorduğu zımbırtıya gelelim artık. Uzatmayalım fazla lafı. Arasındaki fark en az kaçtı demişti. 12 adımla 15 adım arasındaki fark 3 adım fark vardır diyoruz. En az bu kadardır diyoruz. Geldik Emre'nin evinde 150 santimetre ve 135 santimetre ebatlarında dikdörtgen şeklinde bir karton bulunmaktadır. Teşekkür ederiz Emre'cim. Sonrasında Emre'nin öğretmeni bu kartondan kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olan en büyük alanlı eşkare şeklinde parçalar elde etmesini istemiştir. Allah Allah, tam istediğimiz şey. Yahu bu kadar güzel olmaz ki, bunları karelere bölüştürecek. Yani bize büyük bir parça vermiş ve bunu karelere bölüştür demiş. Ne kadar güzel bir soru, ne kadar tatlı bir soru. Çünkü büyük bir parçayı biz küçük parçalara ayırmamız istenmiş. O zaman yapmamız gereken şey neydi? EBOB'tu. Hatırladık ve hemen yumuluyoruz soruya. 150 tak 135, ondan sonra çizdim çizgimi. 2'ye böldüm. Aman dikkat edelim, burada bu bölünmüyor. Aynı anda bölenlere yıldız ya da yuvarlak yapmam gerekiyor. Hemen devam ediyorum. 2'ye bölemeyiz artık. 3'e böldük. 25 45, o zaman yuvarlak için aldım. Ben yuvarlak alıyorum genellikle. Yıldız da koyabilirsin. Tekrar 3'e bölsek artık bu bölünüyor, bu bölünmüyor, kalıyor. 3'e böldük 5, 25. 5'e böldük 1, 5. Bunu da yuvarlak için aldım. 5'e böldük 1. İşte bunların EBOB'u dediğimiz zımbırtı 150 santimetre ile 135 santimetrenin EBOB'u 5 kere 3. 15, dikkat edelim, santimetre santimetre santimetre. Eğer ben EBOB veya ekok yapıyorsam sonuç bu hangilerinin EBOB'unun ekokunu aldıysam onun cinsinden, yani biriminden çıkar. Bu birimler santimetre santimetre ise, EBOB'unu aldığım ifadeler santimetre ise, o zaman sonuçta çıkan zımbırtı da santimetre olmak zorundadır. Burası çok önemli. Sonrasında o zaman desek kaç parça elde etmelidir demiş. Yahu ben 15 parça diyebilir miyim şu anda? Ne söyledim? Genellikle arkadaşlarımız sınavlarda bu hatayı yapıyor. Aa, buldum bunu, 15 santimetre, oh ne güzel buldum. İşte burada patlarız. Çünkü ben santimetre santimetre ise santimetre çıkar sonuç. Ben 15 parça diyebilir miyim artık? Diyemem. Bu bulduğumuz şey nedir peki? Hadi birazcık anlamlandıralım bunu. Bu bulduğumuz şey aslında bir uzunluksa bu da böldüğümüz karelerin bir kenar uzunluğudur. Yani karenin kenarı dediğimiz şey aslında 15 santimetre. Neden peki kenar? Çünkü bu bir kenardı. Bu da bir kenardı. O zaman ben kenarla kenarın EBOB'unu aldıysam sonuçta çıkan zımbırtı da kenar olmak zorundadır. Aman dikkat edelim. Burası herkesi patlar. Peki tamam, buraya alalım. O kadar uzatma hocam diyeceksin. Tamamını kullanan elimle kaç parça elde etmelidir? O zaman diyorum ki bütün alanı bir bulsak. Yani büyük dikdörtgenin alanını bulsak. Dikdörtgen alanını sadece bir karenin alanına bölsek mi acaba? 150 çarpı 135. Uzun kenar çarpı kısa kenarı. Neye bölmem gerekiyor? Bir karenin alanına bölmem gerekiyor. Karenin bir kenarı buydu. O zaman bir kenarı 15, 15 diğer kenarı ise alanı 15 çarpı 15 değil midir? 15'in karesi yani. Aslında ben 15 çarpı 15 diye yazdım. Neden böyle yazdım biliyor musun? Çünkü sadeleştireceğim. Bununla bu sadeleşti, 10 çıktı. Bununla bu sadeleşti, 9 çıktı. 10 kere 9'dan da 90 kare elde edilir diyorum. Gerçekten kıl bir soruydu ama sınavlarda bu sorulara bayılıyor öğretmenlerimiz. Hadi bakalım artık üst üste sayılara geçelim. Aşağıda çözümlenmiş halde verilen ondalık ifadeleri yazınız demiş. Çözümleme basitti. Neden basitti? Ben diyorum ki Eğer ben ondalık bak 1, 2, 3 basamak yazarım, virgül atarım. 1, 2, 3 basamak yazarım. Sonra yöntemimi kullanayım. Yöntemim ne ki? Söylesene hocam diyeceksin. Bu 10 üzeri sıfırlar basamağı. Ne diyorsun hocam? 10 üzeri sıfır kaçtır? 1'dir. Herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. Yani bu birler basamağı değil miydi? Bu onlar basamağı değil miydi? 10 üzeri 1. Bu yüzler basamağı değil miydi? 10 üzeri 2. 10 üzeri 2 10 kere 10'dan 100'dür. Gibi gibi. Burası önemli. Birazcık sakinleşiyorum. Birazcık tempoyu düşüyorum. 10 üzeri sıfırlar basamağı, 10 üzeri 1'ler basamağı, 10 üzeri 2'ler basamağı. Virgülün sağ tarafına geçtiğimiz zaman 10 üzeri eksi 1'ler yani onda 1'ler basamağı. 10 üzeri eksi 2'ler yani yüzde 1'ler basamağı. 10 üzeri eksi 3'ler yani binde 1'ler basamağı. Hadi bakalım uçalım o zaman. Şimdi geldik. 10 üzeri 2'liye ne çarpılmış? 6 çarpılmış. 10 üzeri 2'ler basamağında 6 var. Bitti bu kadar. 10 üzeri 10 sıfırla ne çarpılmış? 2 çarpılmış. 10 üzeri sıfırlar basamağında 2 var. Bitti bu kadar. 10 üzeri eksi 2'le ne çarpılmış? Ah hiçbir şey yok. Ama ne demiştik? Her zaman ama her zaman görünmez bir çarpı bir vardır burada aslında. Yani şöyle düşün. 5 ne demek aslında? 5 ne demek? Ya 5 ne demek? 1 kere 5 de 5'tir. Dolayısıyla ben bunu 5 yerine 1 kere 5 yazabilirim. Evet yazabilirim. Yani x dediğimiz şey nedir? Aslında bir tane x'tir. 1 çarpı x'tir. Aynı onun gibi düşün. 10 üzeri eksi 2 de 1 çarpı 10 üzeri eksi 2'dir. O zaman 10 üzeri eksi 2'nin başında ne varmış? 1 varmış. O zaman hemen buraya birimi yapıştırıyorum. Buraya biri yapıştırdıktan sonra son basamağın artık bir önemi kalmadı. Çünkü buraya en soldaki ve en baştakinin bir önemi yok. Ama araları doldurmak zorundayım dolguyla. Dolguyla doldurduğum zaman 602 tam %1 şeklinde bir sayı çıktı. Gerçekten de 602,01 şeklinde bir sayı çıktı. Geldik buraya. Yine aynı metot. Çok basit bir metotmuş bu ya. Virgül bitti. 3 basamak solda, 3 basamak sağda. Her şeyi hallediyoruz zaten. Merak etmeyin. En zor soruda bile bundan daha fazla çıkmıyor. 10 üzeri sıfırlar basamağı, 10 üzeri 1'ler basamağı, 10 üzeri 2'ler basamağı, 10 üzeri eksi 1'ler basamağı, 10 üzeri eksi 2'ler basamağı, 10 üzeri eksi 3'ler basamağı. Hemen yerine yerleştirelim bakalım. 10 üzeri 1'ler basamağında 2 varmış. Hop 2'yi yapıştırdım. Bittin. 10 üzeri eksi 1'ler basamağında 7 varmış. Hop 7'yi yapıştırdım. Bittin. 10 üzeri eksi 2'ler basamağında 3 varmış. Hop 3'ü yapıştırdım. Bittin. 10 üzeri eksi 3. Hiçbir şey yok. Takıldık patladık. Hayır. Demin öğretmiştik. Görünmez bir çarpı vardır. 10 üzeri eksi 3'ler basamağında 1 varmış. Bitti. Hop. Biri de burayı hep farklı bir renkle yapıyorum. Neyse. Bunların bir önemi yoktu baştakilerin. Ama arayı dolguyla doldurmak zorundaydık. 20 tam binde 731 şeklinde gerçekten efsanevi bir sayı çıktı. 20,731 diyoruz. Geldik hemen bakalım bilinmeyenleri bulunuz demiş. Üssün üssü kuralı çok önemli ve size şunu öğretmek zaten öğrettim ama bir daha öğretmek istiyorum. 2 giller, 3 giller, 5 giller bunlar acayip önemli. Gerçekten de buraya hemen yazmak istiyorum. 2 gilleri hemen yazıyorum. Bakın bunu mutlaka not edin lütfen. Sınavda da bunlar karşınıza gelecek. Çünkü bunları ezbere bilirseniz çok hızlı ilerlersiniz. 2'nin 1. kuvveti, 2'nin 2. kuvveti, 2'nin 3. kuvveti, 2'nin 4. kuvveti, 2'nin 5. kuvveti, 2'nin 6. kuvveti, 2'nin 7. kuvvetine kadar bil. Lütfen bunları bilirsen gerçekten sınav kolay geçer. Çünkü bunları da çok önemlidir üslü ifadeler. Bu zaten 2. 2'nin 2. kuvveti 4, 2'nin 3. kuvveti 8, 16... 32, 2'nin 5. kuvveti, 2'nin 6. kuvveti 64, 2'nin 7. kuvveti 128. Bunları ezbere bil lütfen. Bunlar acayip önemli. Bir de 3 giller var. 3 gillerde çok fazla bilmene gerek yok. Bak 2 saniyede bitireceğim zaten. Çok uzağa uzatmadım. 3'ün 1. kuvveti, 3'ün 2. kuvveti, 3'ün 3. kuvveti. 1. kuvvetlerini yazmasam da olurdu ama birazcık uzatayım dedim. Hadi bakalım bunlara yazalım. 3'ün 1. kuvveti 3, 3'ün 2. kuvveti 9, 3'ün 3. kuvveti 27, 3'ün 4. kuvveti 81. Bu da çok çıkar onu da söylemek istiyorum. Geldik bir de 5 gilleri bil. Yeter zaten bitti. Son yazıyorum artık bitiyor merak etme. Geldik hemen 5'in 1. kuvveti, 5'in 2. kuvveti, 5'in 3. kuvveti, 5'in 4. kuvvetine kadar bil ve artık bu konuyu unut. Hadi bakalım 5'in 1. kuvveti, 5'in 2. kuvveti 25'tir. 5'in 3. kuvveti 125'tir. 5'in 4. kuvveti 625'tir. Maşallah var gerçekten. Lütfen bu tabloyu bilin. Hatta odanızın duvarınıza asın. Kendiniz yapın ve asın. Geldik bak 27'yi gördüm. Allah Allah hemen tanıdık bir yüz gördüm burada. 27 diğerine 3 üzeri 3 yazarım. Bak. Bunun üzerine yazayım ya. Uzatmayayım. 3'ün 3. kuvveti yazdım. 81 gördüm. Allah yine bir tanıdık yüz gördüm. 3'ün 4. kuvveti. 3'ün 4. kuvveti yazdım. Bakar mısın 81'in üzerine resmen rezil ettim. Ama bak bu şekilde daha rahat anlayacağım. 3'ün 4. kuvveti yazdım. Aa 1 bölü 3 gördüm. Ne demek bu 1 bölü 3? Dikkat edelim. Üslü ifadelerde tepe taklak olduğu zaman bunu yukarıya çıkardığım zaman ne oluyordu? 3'ün eksi 1. kuvveti oluyordu. 3'ün eksi 1. kuvveti aslında 1 bölü 3 demekti. O zaman hadi bakalım. Aa bir tane daha gördüm. 9. 9 aslında 3'ün 2. kuvvetiydi. Parantezi yazıyorum ki biraz bir şeyler karışmasın diye. Tamam birazcık daha bunları koyulaştırayım. Biliyorum çok karıştı galiba birazcık. 3'ün 2. kuvveti. 3'ün 4. kuvveti. 3'ün 3. kuvveti. Şimdi üstün üstü kuralını uygulayalım. Bununla bu çarpıldı. Hemen devam ediyorum. 3'ün 12. kuvveti etti. Hemen farklı bir kalemle devam edelim. Ondan sonra çarpı diyorum. Bununla bu çarpıldı. 3'ün 8. kuvveti etti. Bölü diyorum. Sonra bak burası neydi? 3 üzeri eksi 1'di değil mi? Yani 1 bölü 3. 3 üzeri eksi 1'in üzerinde eksi 7 var. Aynı şekilde üstün üstü kuralından eksi 1 ile eksi 7 çarpılırsa 3'ün 7. kuvveti eder. Eşittir diyorum. Sonrasında 3 bak burada artık uzatmıyorum. Şunu böyle yapayım bakayım. Çarpmada tabanlar aynıysa üstler toplanırdı. 3'ün 20. kuvveti etti. Aman Allah'ım üstleri topladım 3'ün. Aşağıda da 3'ün 7. kuvveti var. Dikkat edelim bunu bir bölelim sizinle beraber. Bunu böldüğümüz zaman üstler çıkartılır. 3'ün 20'den 7 çıktı 13. kuvveti etti. Karşı tarafta ne vardı? 3'ün bu ikisi çarpılınca 2a'ncı kuvveti etti. O zaman bak dikkat et. Bu üçler aynı zaten. Aynı. Bak birazcık tamam hızlı gittim ama bitti artık. Bununla da bu aynı olmak zorundadır. O zaman 13 eşittir 2a'dır. 13 eşittir 2a ise her iki tarafı 2'ye böldüğümüz zaman a'nın 13 bölü 2 olduğunu söyleyebilirim. 6,5'tur yani. 6,5'ta 2'yi çarparsam 13 çıkar çünkü gibi. O kadar da bunları bulsan zaten yeter. Şunu yazsam bile tam puan alırsın hiç merak etme. Bundan sonrası geyik. Sonrasında 4 üzeri x çarpı 2 üzeri x var. Of nasıl bir şey bu ya aman Allah'ım demiyoruz. Demiyoruz hemen tanıdık bir sima görüyorum burada. 2'nin karesi. 2'nin karesi. Ondan sonra... Tanıdık bir sima daha görüyorum sanki burada. 2'nin kübü. Aa bir tane daha gördüm yahu. 2'nin 4. kuvveti. Bunların üzerlerinde de bunun üzerinde x var. Bunun üzerinde hiçbir şey yok. Ama bunun üzerinde de 4 var. 16 buydu. Bunun üzerinde 4 var. 16 üzeri 4. 2 üzeri 4 üzeri 4'tür aslında. Ve aradaki zımbırtıyı da 2 üzeri x artı 1 diye yazdım. Şimdi geldik dananın kuyruğunun koptuğu yere. Hadi bakalım bunların arasında çarpı vardı. Şimdi... Üssün üssü kuralından 2'nin 2x'inci kuvveti çarpı 2'nin x artı 1. kuvveti çarpı 2'nin 3. kuvveti eşittir. Bu x'i çarpılı da 2'nin 16. kuvveti etti. Süper gidiyoruz gerçekten de. Şimdi tabanlar aynı. Çarpma var. Üssü ifade. O zaman üstleri toplayalım yahu. O zaman 2'nin 2x artı x artı 1 artı 3 nedir Allah aşkına? Bir yapalım şurada bunu. 2x artı görünmez 1 vardır. 1x 3x eder. 3x bir de burada 3 artı 1 4. O zaman 2 üzeri 3x artı 4 eşittir. 2 üzeri 16'ymış. Bunu da yazdım. O zaman diyorum ki aynı kurala geldik. Bak bunlar aynı zaten. O zaman bunların birbirleriyle aynı olması gerekiyor. 3x artı 4 eşittir 16 diyorum. O zaman 3x eşittir 12 olmalı. O zaman 1x'in yani x'in 4 olması gerekiyor diyerekten de bilinmeyenleri muhteşem bir şekilde bulduk. Geldik sorulara cevaplayalım. Hadi bakalım çok büyük çok küçük sayılar. Buna dikkat edelim. 96 milyon gibi büyük bir sayı yazmış. Bu kadar sıfır israfı yapmaya ne gerek var? Bilim adamları, bilim insanları demiş ki ya bu kadar uzatmayın. Bilimsel gösterimle gösterin demiş. Ama öncesinde çok büyük çok küçük sayılar diye bir şey uydurmuşlar. Ve demişler ki ya bu sıfırların hepsini bir çuvala koysak mı biz bunları? Kaç tane sıfır var? 6 tane sıfır var. O zaman ben bunu 96 çarpı 10'un 6. kuvveti olarak yazarım. Bunu hop diye cumburlop yok ederim. O zaman 96 çarpı 10 üzeri 6 mıdır bu? Süper. Bitti. Şimdi 96 çarpı 10 üzeri 6'dan da bu 96'yı 0 tam %96 haline getirelim. Yani bakın arkadaşlar burası çok önemli. Ben sayıları şöyle düşünürüm hep. 96 vardır. 10 ile çarparsam 960 olur. 100 ile çarparsam 9600 olur. Bak sayı büyüyor. O 1000 ile çarparsam 96000 olur. Sayı büyüyor. Küçültürsem ne olur biliyor musun? 9,6 olur. Sonra 0,96 olur. Sonra 0,096 olur. Binde 96 diyor. Yani bak bu çok büyüktür. bu artık küçülmeye başladı. O zaman ben 96'yı aslında 0.96'ya çevirmek istiyorsam aslında dikkat et buradan buraya iniyorum. 2 basamak aşağı iniyorum. 2 basamak aşağı inersem bunun üstünü de 2 tane yukarıya çıkarmam gerekiyor. O zaman M'nin aslında 8 olduğunu söyleyebilirim. 6'yı 2 basamak yukarı çıkarsak 10 üzeri 6, 10 üzeri 8 haline geliyor. Yani 2 tane 0 ekleniyor gibi düşünebilirsin. Burada 2 0 gidiyor. Burada 2 0 ekleniyor gibi düşünebilirsin. Peki geldik 0 ve 0. Oh, nasıl bir sayı bu ya? Allah Allah. Burada da şöyle demişler. Demişler ki ya biz bunları, çok küçük bir sayıdır bu. O zaman demişler ki bu virgülün sağında kaç basamak var? 1, 2, 3, 4, 5 tane basamak var değil mi? O zaman 125 çarpı 10 üzeri dikkat sayın seyirciler. Eksi yazıyorum. Neden? Çünkü sıfırların başta olduğu çok küçük bir sayı bu. O zaman sıfır eksi diyorum. Kaç basamak vardı? 1, 2, 3, 4, 5 tane. O zaman eksi 5 diyorum. Bitti, bu kadar. Şimdi 125 çarpı 10 üzeri eksi 5'e. Gel bakalım 12,5'a çevirelim. Yani bir basamak küçülüyor. O zaman da bunun da bir basamak büyümesi gerekiyor. Denge sağlansın diye. Bu küçülüyorsa bu da büyüyecek. Eksi 5'i bir basamak büyütürsek. Herkes diyorum eksi 6 diyor. Kesin patladık. Neden? Eksi 5. kattan bir kat yukarıya çıkarsak eksi 6. kata geliriz. N dediğimiz şeyin de eksi 6 olduğunu söyleyebiliriz. Zaten M'yi 8 bulmuştuk. Bu ikisini topladığımız zaman da cevabımızın artı 2 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz diyoruz. Bir daha işlem hatası yaptık mı bir kontrol edelim. 125 çarpı 10 üzeri eksi 5 dedik. Sonrasında bunu 12,5'a çevirdik. Eksi 6 demişim, bak görüyor musun? Eksi 4 olması gerekiyor. Eksi 5. kattan bir kat yukarı çıkacaksak yanlışı göstereyim derken ben çuvallamışım. Bir kat yukarı çıkarız. Eksi 4. kata çıkarız. O zaman bunun eksi 4 olması gerekiyor. 8 artı eksi 4 de cevabımızın artı 4 olması gerekiyor diyoruz. Tebrik ediyoruz. Geldik ifadenin bilimsel gösterimini yazarız. Çok basit. Bunu ben... Aşırı basit bir metot var. Onu göstereyim size. Bir kere 1 ile 10 arasında sıkıştıracağız. 2 tam %53 yapmam gerekiyor. Çünkü 25 yaparsam olmaz. 253 yaparsam olmaz. 1 ile 10 arasında sıkıştıracağım. 2 tam %53 yazıyorum. Çarpı 10 üzeri. Onun hangi kuvveti olduğunu da bilimsel gösterimi çok basit bir metodu var. Buradaki baştaki sıfırları sayıyorsun. 1, 2, 3, 4, 5. Eksi 5 diyorsun. Neden eksi 5 dedin? Çünkü sıfırların başta olduğu çok küçük bir sayı olduğu için. 2 tam %53 çarpı 10 üzeri eksi 5 diyoruz. Geldik buraya. Bunun bilimsel gösteriminde de bunu ne yapmam gerekiyor? 3680 olmaz zaten. Ne olması gerekiyor? 368 olmaz. 36,80 de olmaz. O zaman 3,68 olması gerekiyor. Çarpı 3,68 çünkü 1 ile 10 arasında. Çarpı ben bunu dikkat et. Ne yaptım? 3 basamak küçülttüm. Yani virgül normalde buradaydı sayının. 1, 2, 3 basamak buraya getirdim virgülü. O zaman bunu da büyütmem gerekiyor. Küçülttüysem denge sağlansın diye. O zaman onun 13. kuvveti diyerekten bulabiliyorum diyoruz. Evet, geldik bakalım o zaman tam kare ifadelere. Ne demiştik? Tam kare sayılar gerçekten de bu konunun en önemli kısımlarından bir tanesi oluşturuyor. Aşağıda verilen şekil 6 adet kare şeklindeki kartonun birleşmesiyle oluşmuş. Tamam. Şekildeki tüm karelerin alanları santimetre genişliğinden bir tam kare tam sayı olduğuna göre demiş. ABC'de dikdörtgenin çevresi en az kaç santimetre demiş. Şimdi dikkat edelim. Tam kare olduğuna göre o zaman her bir kenarı bir tam sayı olmak zorunda. Şimdi ne demek bu? Eğer bir karenin alanı eğer tam kare ise ne olabilir? 1 olabilir, 4 olabilir, 9 olabilir, 16 olabilir, 25 olabilir, 36 olabilir, 49 olabilir. Yani 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, 4'ün karesi, 5'in karesi, 6'ın karesi, 7'in karesi bunlar olabilir. Eğer bunlar olursa mesela 25 olsa bir kenarı ne olur? 5 olur. Peki 36 olsa bir kenarı ne olur? 6 olur gibi. O zaman bunların alanları tam kare ise o zaman kenarları da tam sayı olmak zorundadır. O zaman en az demiş ya. Bak dikdörtgenin çevresi. O zaman en azdan başlayalım. Mesela burası 1 santimetre olsa. Burası 1 santimetre olsa. Burası da 1 olur. 1 kere 1, 1 olur. Oh be, tam kare oldu. Harika. Peki burası 1 olur. Burası 1 olur. Çünkü maviler birbirine eş zaten. Burası 1 olur. O zaman burasının toplamı 3 olmaz mı? Hop, bunun hepsi 3 olur değil mi? Bunun hepsi 3 olursa burası 3 olmaz mı? Hop. O zaman burası 3/2 olur. 3/2 olur. 3/2 ile 3/2'yi çarptığım zaman tam kare bir şey çıkar mı? Hayır, patlıyor. İşte o yüzden 3/2 olamadığı için bunu değiştiriyorum, modifiye ediyorum. Bu 2 olsa diyorum. Bak 2 olsa birazcık daha büyütürüm. Çünkü 3/2'de patladık. Burası 2 olsa, burası 2 olsa, burası 2 olsa 2 toplamda 6 olur değil mi burası? O zaman burası 6 ise burası da 6 olur. Çünkü bu da bir sarı bir kare. Sonra burası 6 ise bu 2'ye bölünüp 3 şeklinde bölünür. Burası da 3 olur. Burası da 3 olur. Şimdi artık bak 3 kere 3 9. Bunun alanı. 6 kere 6 36. Hop, bunun alanı tam kare. 2 kere 2 4. Bunun alanı da tam kare diyoruz. Ve bir de ne sormuştu? Dikdörtgenin çevresi en az kaç santimetre demişti. Zaten biz 1'i denedik, olmadı. 2'yi denedik. Şimdi zaten sonucu bulmuş olduk. Bakalım, burası 6 santimetre. Burası da 2, 6, 8, 3 daha 11 etti. Burası 11 santimetre. Kısa kenarı 6. Uzun kenarı 11 olduğuna göre 6 artı 11'i bir de ikisinden ikişer tane olduğu için 2 ile çarpmam gerekiyor. Dikdörtgenin çevresi zaten kısa kenar artı uzun kenarın 2 katı dedi. 17'nin çarpı 2 katı 34 santimetre diyoruz ve sonucumuzu bulmuş oluyoruz. Geldik. Aşağıda Tankutur evinin mahalledeki bazı yerlere olan uzaklıkları verilmiştir. Tabloya göre aşağıdaki boşlukları dolduruz demiş. Okul, hastane, kafe, tiyatro, park. Hemen bakalım. Demiş ki Tankutur aynı hızda yürüyerek en çabuk gideceği yer demiş. En çabuk gideceği yer dediğimiz şey aslında en kısa mesafe demek değil mi? Evet. En geç gideceği yerde en uzak, yani en uzun mesafe değil mi aslında? Yani uzunluk en uzun mesafe değil mi? Tamam. O zaman en kısayı ve en uzunu bul diyor. O zaman bize kareköklü ifadelerde sıralama sorusu sormuş üçkağıtçı. O zaman sıralama sorusunu anladıktan sonra artık cin gibi gözlerim açıldı ve soruya artık farklı bakıyorum. Diyorum ki sıralama sorularında yapmam gereken tek bir yöntem vardı. Her şey karekökün içine. Her şey karekökün İçine, hadi bakalım içine, içeriye doldurun her şeyi. Ne demek? Bu ya sen nesin? 13, sen karekökün dışındasın. Seni alalım bakalım karekökün içine. Sen neyin karesi? Senin karen nedir? 169. O zaman karekök 169 13'tür zaten. O zaman ben senin yerine karekök 169 diyorum. Uzatma. Şimdi mesela bak 10 kök 2, bunu içeriye sokarsak ne diye giriyordu? 100 diye giriyordu. O zaman 100 diye girdi. İçeride de 2 ile karşılaştı. Ah ne güzel. Hadi bakalım çarpışalım dediler ve karekök 200 çıktı sonuç. Buraya bakalım. Bu 4 içeriye 16 diye girdi. 16. İçeride de 10 ile çarpıştılar ve karekök 160 oldu sonuç. 2 içeriye 4 diye girdi. O zaman 4 çarpı 30, bir anda 4 ile 30 çarpıştılar ve 120 oldu. 6 içeriye 36 diye girdi. 36 çarpı 5'ten çat diye 180 oldu karekökün içinde. Artık ne kadar basit hale geldi. Bu mu daha büyük? Bu mu daha büyük? Hemen bu daha büyük dersin. 2 saniyede görebiliyorsun. Yani bunların peki bunun içinden en kısa mesafe hangisi? Bakıyorum. Bu. O zaman hemen yazıyorum. Teşekkür ederim arkadaşım. Tiyatro en kısa mesafe, en çabuk buna gideriz. Geldik peki en uzun mesafeyi soruyordu bize. En uzun mesafe hangisi? Bu mu? Tabii ki bu. O zaman okulda en uzun mesafe genellikle hep öyle olur. Zaten okula giderken yoruluruz diyoruz. En geç gideceğimiz yerde genellikle okula hep geç kalırız. Peki geldik hemen bir kısmı verilen sayı doğrusunda ardışık tam sayıların arası 2 eş parçaya bölünmüş. Tamam. Sonra 2 eş parça ve bazı noktalar harflendirilmiştir. Yani 4 ve 5 bunu 2 eş parçaya bölmüş. Yani 1, 2 parçaya bölmüş. 5 ile 6, şunu da 2 eş parça bölmüş. 1, 2. Ondan sonra 6 ile 7, sonra şurada da 1, 2. Ne biçim ya? Neyse, enteresan, birazcık tam olmamış ama olmuş. Tamam, neyse. Verilen harfler yerine yazılabilecek olan baloncuklar içindeki kareköklü ifadeleri bulup harflerle eşleştiriniz demiş. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Kareköklü, bak hemen şunu söyleyeyim. Eğer bir sayı doğrusu varsa ve hangi iki tam sayı arasında olduğunu kareköklerin soruyorsa 4 yerine ben 4 görmeyeceğim, bunu karekök 16 göreceğim. Bunu da karekök 25 göreceğim. Bunu da karekök 36 göreceğim. Bunu da karekök 49 göreceğim. Uzatma. Bana 4, 5, 6 deme. Bana karekök 16 de. Karekök 25 de. Karekök 36 de. Karekök 49 de. Tamam, bitti artık. Peki geldik. Hemen buna bakalım. Bunu karekökün içine sokalım ki işler düzelsin. Hemen içeriye soktuğumuz zaman bunu içeriye 2 diye girer. 4 kere 5'ten karekök 20 olur. İçeriye şey diye girer. 2 diye 4 diye girer. 4 kere 7'den karekök 28 olur. İçeriye 9 diye girer. 9 kere 5'ten karekök 45 olur. İçeriye 16 diye girer. 16 kere 2'den karekök 32 olur. İçeriye 4 diye girer. 4 kere 6'dan karekök 24 olur diyoruz. Peki. Şimdi geldik. Nereye geldik? Bunlardan harflerle eşleştirelim. 25'e yakın bir sayı arıyoruz. 4 ile 5 arasında, yani karekök 16 ile karekök 25 arasında bir şey arıyoruz. Karekök 16 ile karekök 25 arasında bir şey arıyoruz. Ve 4'e 5'e yakın bir sayı arıyoruz. Ben bunu seçerim yahu. Bu ne kadar 5'e yakın, baksana. Zaten karekök 24. Karekök 25'e dibinde. O zaman bunun 2 karekök 6 olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu elendi, Pikachu diyoruz, geldik B'ye. Karekök 25'e yakın bir şey bulacağız. Yine 25 ile 36 arasında olacak ve 25'e daha yakın olacak. O zaman bu karekök 28. Bu da yani 2 kök 7'dir diyebiliriz B sayısı için. C sayısına bakalım. 6 ile 7 arasında, yani karekök 36 ile karekök 49 arasında, bu olamaz. 36 ile 49 arasında demiştik. Bu da olamaz. Ama bu olabilir sanki. 36 ve 7'ye daha yakın, yani 49'a daha yakın. Bu işte. Zaten o zaman cevabımızın da 3 kök 5 olduğunu yaklaşık değer sorusunda da çözmüş olduk. Geldik. Artık bundan sonrası tabii ki birazcık da ileri kazanımlar olduğu için sınavda bunu görmüş arkadaşlar bunları yapabilirler. Tabii daha doğrusu okulda bunlara geçmiş arkadaşlar bunu yapabilirler. Karekök 96. Artı karekök 24. Eksi karekök 6. Burada yapmamız gereken en önemli şeyden bir tanesi 96'yı hemen şöyle çarpanlarına ayıralım. 96'yı çarpanlarına ayırdığımız zaman 2'ye böldük 48. 2'ye böldük 24. 2'ye böldük 12. 2'ye böldük 6. 2'ye böldük 3. 3'e böldük 1. Bu ikililerin hepsi bir tane diye çıkar. İkililer bir tane diye çıkar karekökün dışına. 2 ile 2'yi çarptığımız zaman 4. Bunlar zavallılar da içeride kaldılar. 4 kök 6 etti. Artı. Bu zaten kolay bir şekilde yapılabilir. 6 kere 4 olduğu için bu 4 dışarıya 2 diye fırlar. Başa gelir. İçeride de kök 6 kaldı. Eksi, bu aslında görünmez bir kök 6'dır. Yani elma armut metodu yapmaya çalışıyorum ya. Bu 4 elma, 2 elma daha, bir de 1 kök 6, yani 1 elma çıktı bunlardan. 4 elma, 2 elma daha, 6 elma, 1 elma çıkarsa 5 kök 6, yani 5 elma kalır diyoruz. Geldik buraya. Karekök 108'i görünce eyvah demeyeceğiz. 108'i hemen şöyle çarpanlarına ayıracağız. 2'ye böldüm 54. 2'ye böldüm 27. 3'e böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Bak bu ikisi bir tane olarak çıktı. Bu ikisi bir tane olarak çıktı. Bu da içeride zavallım kaldı. 2 kere 3 6. Bu içeride zavallım kaldı. 6 kök 3 dedik. Eksi parantezinde koyduk tabii ki. 48 16 kere 3'tür. 16 kere 3 olduğu için 16 dışarıya 4 diye fırlar. 4 kök 3 dedik. Artı bu zaten görünmez bir 1 vardır. 1 kök 3'tür diyoruz. Aynı demin yaptığımız sorudaki gibi. 27 dediğimiz şey ise 9 kere 3 olduğu için 9 dışarıya 3 diye fırlar. 3 kök 3 dedim. Sonrasında geldik hadi bakalım. 6 elmadan 4 elma çıkarsa 2 elma, 1 elma daha eklenirse 3 elma. 3 kök 3 çarpı 3 kök 3 çıktı. 3 kere 3 9. Kök 3 çarpı kök 3 kök 9. Kök 9 zaten 3 demekti. 9 kere bunun cevabı 3 olduğu için 9 kere 3'ten cevabımızın 27 olduğunu söyleyebiliriz. O zaman şimdi sizinle beraber ödevimizi verelim bakalım diyoruz. Hemen ödevlerimize başlayalım. Bir kere Dinamo'dan yazılıya hazırlık kısımlarını mutlaka çözün diyoruz. Hemen göstereyim size yazılıya hazırlık kısımlarında. Burada... Hemen burada test 1, hemen test 2, test 3, test 4, test 5, test 6, test 7, test 8 ve test 9, test 10 ve dikkat edelim test 11'de ünite değerlendirmesi var. Ünite değerlendirmesi aslında tam bir yazılıya hazırlık kısmı. Çünkü bütün konulardan karma sorular var bunun içerisinde. Lütfen test 10, bak burada söylüyorum, test 11, test 12, test 13 ve test 14'ü mutlaka dikkatli yapın. Sonra test 15'e gelin, tam kare sayılar var. Kareköklü ifadeler, test 16, test 17'yi yapmaya çalışın. Çarpma bölme, eğer buna okulda geçtiyseniz test 18'den sonrasını yapabilirsiniz arkadaşlar diyoruz. Peki geldik taktikte yeni nesil matematik soru bankasından da sorular çözmekte fayda görüyorum. Çünkü sınav zor olursa buradaki matematik sorularımız birazcık zorlayıcı, bu arada onu söylemek istiyorum. Taktik alan varsa bilirler. Test 1'den başlıyorsunuz arkadaşlar. Çarpanlar, katlar, EBOB, EKOK devam ediyoruz. Ardından aralarında asallık, tam sayıların kuvvetleri devam ediyoruz. Üslü sayılarda üslü çözümlemeyle ilerledikten sonra da çok büyük, çok küçük sayılarda bilimsel gösterimin ardından matematik uygulama sorularımız var. Yani test 17'de. Bunlar sınava hazırlıkta çok yardımcınız olacak sorular diyoruz. Ve sonrasında tam kare ifadelere geçiyoruz. Test 18, 19, 20, 21 ve 22 tam sınav ayarında. Ondan sonraki 23'ten sonraki kazanımlarsa eğer okulda geçtiyseniz diyebilirsiniz. Eğer daha zor çıkacak derseniz de zaten Soru Bankası'ndaki sorular gerçekten de okulda çıkabilecek en zor soruya karşı sizi hazırlar. Test 1'den başlayaraktan hemen size söyleyeyim kaça kadar geleceğinizi. Test 1'den başlayaraktan üslü ifadelerde bitiriyoruz üslü ifadeleri. Burada ünite değerlendirmesi var. Test 18'i mutlaka yapın arkadaşlar. Test 19'u mutlaka yapın. Tam bir ünite değerlendirmesi, karma bir sorular olur. Ve sonrasında da kareköklü ifadelerde test 24'e kadar gelin ama 25'ten sonrası okulda kazanımlarda işlediyseniz diyoruz. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yapın arkadaşlar. Yorumlara yollayın. Başarılar sınavınızda.